Şimdi aslında Eray Hocam, dün oradaydınız, sıcak bir Evet, noktadaydınız. Bir oradaydık. hızlıca bakalım mı? Ondan sonra Hilmi Bey'e sahneyi bırakacağız. Belki Belki yok, biraz da aslında çok konuşulması gereken konu başlığı. Mavi Vatan'a 4 yeni güç. Baktığımız Maşallah, vakit insan gururlanıyor gurur duyuyor. yani. Şimdi geçen hafta başka bir şey konuştuk. Bu hafta başka, önümüzdeki hafta ne konuşacağımız göreceğiz ama her gün yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk ordusuna, donanmamıza, hava gücümüze katılan yeni bir unsur görüyoruz ve hepsi birbirinden çok değerli. TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida. Bu da çok ilginç. Ben yani özellikle Sida, Marlin'i çok ilginç buldum ama siz dün oradaydınız. Yakinen gördük. Yakinen gördünüz, incelediniz. Keşke biz de görebilsek. İnşallah. Şimdi daha sonra gelecek çünkü bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü bizim İstanbul fırkateyni İ sınıfı projenin birinci gemisi. 3 tane gemi daha var. Bundan sonra ve çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Biz bu gemiyi ne kadar sürede yapmış olabiliriz düşün. Yani sacı kestik. TCG İstanbul. Ondan sonra da denize indirdik. Sacı kestikten sonra denize indirmemiz arasında geçen süre tahmini ne kadardır? Hadi bakalım bir. 3 yıl. 3 yıl diyor. Siz? 2. 2 diyor. Siz? 6 ay. 6 ay. Siz? Yani dedim ya, bakın sacı kesiyorum. Sacı kesiyorum, ondan sonra da denize indiriyorum. Gemiyi yapıyorum ve denize yani indiriyorum. Yani 1,5-2 yıldır. Efendim? 1,5-2 yıldır. 1 yıl. Aa, 1 yılda gemi yapıyoruz. Ortalaması şeyde. En alttan verecek. 1 yılda gemi yapmışız ya. Ya inanamazsınız ya. Yani. Ben inanamadım. Eray Hocam bir şey soracağım. Ya 1 yılda gemi yapıyoruz bakın. Ve hocam, suya indiriyoruz yani. Bir şey rica edebilir miyim? Buyurun hocam. İzleyicilerimizin hepsi konuya hakim olmayabilir benim gibi. Buyurun. Ben de biliyorsun toptan tüfekten çok anlamıyorum. Şunları anlatırken bazen sorabilirim. Mesela bu denize indirdiğimiz şu gemi, bir, bizim kendi yapımımız mı? Evet. İki, bunu dışarıdan almaya kalksak, bu ne diyelim, eş değerini, evet, nedir bunun fiyatı dışarıdan almaya kalksan başka bir ülkede? Şimdi, bir de satarlar mı zaten yani hemen? Yani ayrıca tekrar üretim şeyleri de, maliyetleri de, evet, düşmüş olacak ikinci kez üretildiği zaman. Doğru. Şimdi işin açığı fiyatını bilmiyorum. Yani bize olan maliyeti bilmiyorum. Ama burada önemli olan fiyat değil. Parayı bulursunuz. Zamanında para bulup verdiklerimizi bize verdiler mi? Know-how. Şimdi verdiler mi? Vermediler. F-35'leri vermiyorlar bakın, mesela parasıyla. Velev ki verdiler. Evet. Silah sistemlerini mecbur dışarıdan alıyorsunuz. Desek ki mesela Pakistan-İran gerilimi var. Pakistan'la bizim İslamabad Deklarasyonu imzalı. Pakistan. Oraya da gemi satıyoruz değil mi hocam? Efendim? Gemi satıyoruz Pakistan'a. Sattık. Evet. Milgem. Sattık. Milgem iki tane, evet, gemi sattık. O onun tesliminde de ben gene oradaydım. Güzel. Bu gemilere karşı ayrı bir ilgimiz var. Diyelim ki bir yerde kullanmanız gerekiyor. Mesela Libya'da kullanmamız gerekiyor. Tam onu soracağım Eray Hocam. Yani, diyecek ki adam hayır kullanamazsın kardeşim. Bu ya gemi... niye kullanamazsın? Kullanamazsın. Orada senin olmanı istemiyorum ben. Çekil yoksa silah sistemini vermem. Şunun, evet, füzesini vermem. Roketini vermem. Ya da öyle bir şey yaparım ki kullanamazsın. Eray Hocam bu fırkateynin fonksiyonu nedir? Yani ne ordumuza ne kazandırıyor? Yani ne? Önce ülkemize ne kazandırıyor? Ülkemize ne kazandırıyor? Hangi savaş alanında mesela bizi üstün noktaya getiriyor? Sevgili Orhan Salih, öncelikle ülkemize, evet, özgürlük kazandırıyor. Tamam. Yani biz bununla düşünün menzili 6000 mil. Evet. Yani 10.000 kilometre. Şu deryayla birlikte nerede? Diğer işte derya gemisiyle birlikte dünyanın etrafını, derya burada. Evet. Dünyanın etrafını birazdan bunu anlatacağım. Dünyanın etrafı 46.000 kilometre. Etrafı. Derya ile birlikte bunlar dünyanın etrafını bir seferde bir tur atabiliyorlar. Öyle anlatayım yani. Hani şu kadar mili falan boş verin. Bir çıkıyor dünyanın etrafını. Deniz olarak mı 46.000 kilometre? Bir tur atıp geliyor. Yani hiçbir ikmal, lojistik, bilmem neye ihtiyaç duymadan. Tamam mı? Bunu dünyanın ister okyanusta görevlendirin, ister iç sularda görevlendirin. Dünyanın her yerinde taarruz grubu olarak görevlendirebiliyorsunuz. Yani 5-6 tane fırkateyn, TCG Anadolu, üstünde SİHA'lar bilmem neler. Taarruz grubu olarak, mobil taarruz grubu olarak görevlendirebiliyorsunuz. Derya'yı da anlatın hocam. Yani, Derya neden Derya'yla şimdi, beraber? Onu birlikte anlatacağım ama ilk başta şeyi sordum. Ama biraz hızlanalım çünkü çok da zamanımız kalmıyor. Derya, evet, muharebe
destek gemisi. Evet. Nedir muharebe destek gemisi? Muharebe destek gemisi. Şu vinçler var ya. Evet. Mesela belli ölçülerde mesela sidaları evet. alıp şey yapabiliyor. Bakımını yapabiliyor. Yani diyelim ki yaralandı. Güverteye çıkarır. Şuradan şu alıyor. Vinçlerle alıyor buradan. Alıyor. Buraya. Burada bakımını, onarımını yapıyor. Falan. Evet. Ya da şurada demin göstermiştik helikopter pisti var mesela. Evet. Buradan alıyor, arkanızda var. Öteki tarafa aktarıp o geminin bakımını yapıyor. Hı. Yani seyri sefer esnasında bir bakım onarım gerekti mi şey bu. Yani hem lojistik hem destek gemisi demek. Ayrıca içerisinde işte yakıttı, tıbbi hastane bilmem. Yani aynı zamanda bunlar siz bir afet bölgesinden tahliye de yapabiliyorsunuz. Yiyecek, içecek, hastane her şeyi var. 26 bin ton. Bakın ağırlığı, kapasitesi, depo kapasitesi. 26 bin deplasman hareket şeyi diyor. 26 ya, bin ton? 26 bin ton kapasitede bir yok. Gemi. Yakıt kapasitesinde mi yoksa? Büyük, bir sürü büyük, şey. Bir sürü şey. Şunu ikmal derken ben şunu merak ediyorum. Mesela bir de yakıt seyri sefer esnasında evet. yakıt aktarabiliyor. Onu aynı diyorum, anda 3 uçaklar... gemiye... 3 fırkateyne yakıt aktarıyor. Eray hocam uçaklarda olduğu gibi mesela havada yakıt ikmali. Bunlar da denizde. Bu da denizdeki şu an tanker uçağı yakıt ikmali yapıyor. Denizdeki tanker uçağımız evet, denizdeki... gibi düşünün. Aynen. Aynı anda 3 tane fırkateyne 100 metre arayla evet. 100 metre arayla yakıt ikmali yapabiliyor. Ve bunu seyri sefer esnasında bakın gemiler normal ticari gemiler askeri gemilerin dışındaki bütün gemiler ikmallerini limanda yapmak zorundadırlar. Yani haşeye esnasında yapamazlar. İlle gidip bir limanda bağlayıp limandan alıp bilmem bu şekilde yaparlar. Ama bu askeri gemi olduğu için harekat durmamalı. O yüzden operasyon alanında da fırkateynlere yakıt ikmali yapıyor. TCG Anadolu'ya yakıt ikmali yapıyor. Bakım yapıyor. Su ikmali yapıyor. Yiyecek ikmali yapıyor. Aklınıza gelen her şeyin silah ikmali yapıyor. Mermi ikmali yapıyor. Muharebe destek gemisi o yüzden. Muharebe. Evet. Gelelim Arif Ekmekçi'ye. Şimdi, lojistik destek Allah gemisi. Rahmet eylesin. Arif Ekmekçi üsteğmenimiz bir SAT komandosu. Evet. Bir tatbikat esnasında şehit oluyor. Buradan da ona rahmet diliyoruz. Aa, ailesine de sabırlar diliyoruz. Bu bir lojistik gemisi. Yani derya gibi değil. Bu daha küçük. Deryanın uzunluğu 200 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde. Bu yaklaşık yarısı kadar onun. Ama lojistik gemisi. Yani bu durarak veya limanda ya da durarak lojistik sağlıyor. Daha çok bir yerden bir başka birlik bünyesine malzeme nakletmek için. Hmm. Ama su, yakıt vesaire gibi daha küçük lojistik gemimiz. Daha küçük bir lojistik gemimiz. Bu lojistik amaçlı. Ama bunlara da orada da ihtiyaç var sonuçta. Tabii canım. Yani hayati şimdi, önem taşıyor. Tabii yani bunlar olmadan evet. harekat yapamazsınız. Evet. Bakın. Şimdi bu diğer şeye gelelim. İstanbul Fırkateyni'ne. İstanbul Fırkateyni'ni verelim. Evet. Şimdi İstanbul Fırkateyni ile Marlin Sida çok Marlin'i getirdi. Marlin'i geldi. Ben Marlin'i anlatayım. Tamam Marlin'den başlayalım. Şöyle çok bakın 36 artı diyor knot sürati. Çok çevik bir gemi. Evet. Aslında bu her ne kadar Sida deser de biz orada gördük. Bu bir insansız savaş deniz gemisi. Aracı. Yani deniz aracı değil yani. Ya savaş deniz aracı demek çok bunu evet. küçültüyorsunuz ya. Ben orada gördüm yani bunun yapacağı üzerinde kuzgun füzesi var. 180 kilometre. Şimdi bu bakın şimdi burada bakın, bir görüntüsü şu var. Arka platforma. Arka platforma. Bir durduralım burada bir yer. Durdurabiliyor muyuz? Ya da işte şeydi. Tamam devam edelim. Yani bakın şurada şu arka platforma evet. kuzgun füzesi monte edilecek. Planlanan bu. 180 kilometre. Karaburun'la Yunan anakarası arasındaki mesafe 154 kilometre. Mesajı aldınız herhalde. Evet. Bunlar her hocam burada. Bakın, ileri buyurun. Buyurun. Bakın ileri karakollarımız bunlar bizim. Bunun Çeşme olayını hatırlayın tabii. Menzili hatırlayın. 180 kilometre. 180 kilometre. Kunduz ismi de bu. Kunduz. Kunduz füzesi. Ya o kadar artık takip edemiyoruz. Yani bizim şimdi, mühendisler çocuklar burada o kadar çok var ki. Yine ya üzerinde tabii makinalı tüfeği var vesaire hani çok süratli. Bir de bunun çok enteresan bir şey var. Portekiz'deydi sanırım bir tatbikatta katılıyor. Şu füze. Evet bu füze. Bravo. Bunun tabii sabit bu deniz üzerindeki stabilizasyonunu sağlayan ayrıca bir... Onu soracaktım yani... Bunu da Aselsan üretiyor. Aselsan üretiyor. Yani o küçük bir bot... Roketsan, Aselsan. Büyük bir gemiden bahsetmiyoruz ama... Ama şöyle... Bir rampa var yani ve oradan fırlatıyor. Ateş edebilmeniz için bu platformun deniz dalgalarına göre stabilize olması lazım. Evet. Bunu da Aselsan yapıyor. Bu çok pahalı bir şey. Öyle görünüyor. Birkaç tane var değil mi hocam? Yani bir tane değil bunlar. 4 bot var.
4. Evet. Bu insansız mı? İnsansız. İnsansız. Daha şeyi söyleyeyim size. Portekiz'deki bir NATO tatbikatında bütün atılmak istenen füzeleri yere indiriyor. Çünkü elektronik harp karıştırması var. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve herkes bunu almak için şimdi sırada. Nasıl oldu da ürettiniz diye şey yani düşünün şimdi. Bir yerde gidiyorsunuz. Hocam geleceğin savunma sanayi ya da silah teknolojisinde herhalde Türkiye geleceğin değil efendim şu an. Şu an zaten ona ulaştık. Şimdi şu an ulaştık ama şükür. Gelecekte mesela uzaydan konuştuk. Uzay savaşları yok inşallah. Bunun daha bir adım ilerisi uzay savaşları olacak evet, belki Allah'ın izniyle. Orada da bunlar şimdi başlangıç olacak. Evet. Efendim yani bu gerçekten çok önemli bir adımdır. Diğerlerini saymıyorum. Çok hızlı gidiyor, görünmez. Tespit edilemiyor. Vurulma ihtimali neredeyse sıfır. Yani büyük bir dehşet bir silah yani. Gerçi evet. Bunu kendi kıta sahanlığımızın daha derinliklerinde hatta gerekirse kıta sahanlığımızın ötesindeki uluslararası sulara gönderdiğimizi düşünün. Hı. Üzerindeki radar yaklaşık 400-600 kilometre mesafeden tespit yapabiliyor. Yani burada düşünün yaklaşık 1000 kilometrelik bir mesafede derinlikte rahatlıkla güvenliğimizi sağlamış olur. Daha başka bir savaş gemisine yüklenip o şekilde de gidebilir. Aynı zamanda evet TCG Derya'ya yükleyip bunu götürüp bir başka mesela okyanusta diyelim ki götürdük. Burada gitmesine gerek yok. Yüklüyorsunuz götürüp orada denize indirip kullanıyorsunuz. Bu arada bildiğim kadarıyla hafif torpidosu da var. Torpidosu da var. O hafif torpido şeyde İstanbul'da. Marlin Sidalar'da da çünkü öyle bir şey hatırlıyorum. Yok. Yani benim bildiğim göremedim ben onu. Şeyde var ama. Uydudan mı kontrol ediliyor? Yani ya bunun birkaç bağlantısı var. Birincisi uydu bağlantısı var. Evet. İkincisi role bağlantısı evet. var. Üçüncüsü de kendi yapay zeka modülüyle gittiği istikameti ve saniye mesafeyi ölçebildiği şu için açıdan söyleyeyim. Yani aynı şekilde geri de dönebiliyor. Binlerce kilometre öteden kontrol edilebilen bir cihaz evet, mıdır? Kesinlikle. Tamam. Bir de bu kaybolmuyor. Bir de şöyle bir özelliği batmıyor efendim bu. Batmıyor. Ya batmama gibi de bir özelliği var. Yani dalga gelip bunu ters çevirse bile tekrar evet. geri dönüyor. Peki. Hani İstanbul Fırkateyni de İstanbul'a da bir bakalım. Evet lütfen o önemli. Açalım ondan sonra. Asıl vurucu gücümüz o bizim. Evet. İstanbul var Fırkateyni, mı arkadaşlar? Türkiye iki tane torpido üretiyor efendim. Evet. Birisi ağır torpido dediğimiz Akya. Bunu denizaltılarımız kullanıyor. İkincisi de hafif torpido dediğimiz Orka. Evet geldi İstanbul. 2x2 podda bu torpido da atabiliyor. Bunun torpido atabilme kovanları var. Hı. İkişerli her bir tarafında ikişerli toplam 4 torpidoyu bu atabiliyor. Bunda yok hani hangi birini anlatayım diyeceğim ama şöyle bir kere üzerinde bir silah var. Atmaca diye 260 kilometre menzilli. Nokta vuruşu yapabiliyor. 260 kilometre yani bir 260 kilometrelik yarıçap çizin ne kadar şey yapıyor. 6000 mil yaklaşık bunun mesafesi 5700 yani 10.000 evet. 5700 artı 5700 bunun hı hı. yaklaşık 6.000 yani 10.000 kilometre. İnanılmaz. 10.000 kilometre. Bir de bunu Derya ile birlikte 40-50.000 kilometreye kadar götürebiliyor. Hayır, Derya ile birlikte hiç limana varmadan yıllarca gidebilir yani. Yani hani bir dedim ya dünyanın etrafını bir çıkışta dünyanın etrafını bir tur atıp geliyorlar. Evet. Ya bu kadar büyük bir güç işte yaklaşık 30 knot sürat yani yaklaşık 70 kilometre 60-70 kilometre hızla gidebiliyor. Şeyi tasarımı tamamen çok özgün. Görünmezliği var. İşte ne bileyim yani ben şeyi saymıştım. Sensör ve radar sistemleri 10 civarında 10 ayrı sensör ve radar sistemi var. Yani 500-600 kilometre mesafelerden tespit yapabiliyor. Üzerinde deniz topu var. Şey var Göktürk hava savunma sistemi var. Bu Göktürk mesela çok enteresan bir şey. 35 milimetrelik atomik mühimmat kullanıyor. Neden? Çünkü gelen füzeyi diyelim ki kaçırdı ya da bir yerden bir şekilde geçmeyi başardı. Geminin önünde bir mühimmat bulutu oluşturuyor. Evet. Yani bu her bir 35 bir atomik mühimmat yaklaşık 200 parçaya ayrılıyor. Yani 5-6 tane aynı anda bir de şöyle bir şey var. Göktürk saniyede 20 mermi atabiliyor. Saniyede 20. Saniye diyorum 20 yani ve düşünün bir saniyede 20 mermi atıyor füzenin geldiği bölgeyi bir anda bir şarapnel bulutu oluşturuyor. Füze onun içine girince patlıyor. Tabii. Yani o kadar güzel bir şey ki füzeyi takip etmek zorunda kalmıyorsunuz. Yaklaşık istikametini buluyor radar kalkan önünde bir kalkan oluşturuyor. O kalkana girince de
füze, düşman füzesi patlıyor, yok oluyor. Yani yapanların eline sağlık. Bunun arkasından İzmir, İçel ve bir tane daha vardı. Üç tane İzmit, özür diliyorum. İzmir, İzmit, İçel diye üç tane daha aynı fırkateynden yapılacak. O yüzden İ sınıfı demişler. Yani evet. Ama şöyle, daha önce ada sınıfı yapmıştık biz. Evet. İşte çeşitli adalarla, anlam Büyükada, Kemerburgaz falan gibi bildiğim kadarıyla. Bu ada sınıfından elde edilen tecrübelerle daha üst segmentte bir fırkateyn üretmiş. Peki mesela buluyoruz. Bu İ sınıfı fırkateyninden kaç tane yapacağız? 4 tane. Yapacağız. 4 tane. Biri yapıldı, 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. Hı-hı. O zaman her sınıftan farklı sayılarda çıkacak. Şimdi şöyle, bunu yapacaklar, kullanacaklar. Evet. Buna göre Türkiye'nin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak bir başka şey, ona da bir başka sınıf diyecekler. 4-5 tane gemi de öyle yapacaklar. Hmm. O evet. Zaman donanmada da önümüzdeki yıllarda bayağı bir üst sıralara çıkacak. Ya çok gibi. Üstüyüz. Hocam, yani şu an zaten şu ana kadar mavi vatanın çok ilerisinde bir etki alanına sahip olduk. Şöyle ki evet. Yani şu haliyle Libya ile Cebeli Tarık arasındaki bir bölgeyi düşünün. İtalya biraz daha açıkları, o kadar büyük bir alanı, yani Somali'ye kadar, hatta Katar'a kadar bir alanın etki alanı altına aldık. Evet. Bunları biz yapıyoruz ya. Biz yapıyoruz. Ne zamandan beri envanterimizde artık Türk yapımları olmaya başladı. Dışarıdan almayı kesti. Yani bu ada sınıfı olanları biz yaptık. İlk de onlar değil Milgem mi? Milgem gemileri, Milgem projesi. Hocam Milgem'den. Yani tam tarihi hatırlamıyorum. Kaçtın? Son 5 yıldır. Ha 5 yıl yani. Son 5-6 yıldır tamamen kendi milli üretimimiz. Evet. Yani. Ondan önce dışarıdan alıyorduk. Tabii dışarıdan alıyorduk. Ama şimdi şöyle yaptık. Dışarıdan aldıklarımızın silah sistemlerini değiştirdik. Motorlarını değiştirdik. Yani kendimiz milli hale getirdik. Şu anda %80'i aşmış. %80'i aştı. İnanılmaz bir rakam. Şöyle ya şimdi, diyecekler ki ya %20'si diye. Ya şimdi öyle şeyler, parçalar var ki, genel bu parçalar. Yani bu parçaları Türkiye'de yeniden üretmeye gerek yok. Ambargo koysalar bile bize sorun teşkil edecek bir şey. O yüzden %100'e hiçbir devlet çıkmak istemez. Gerek yok. Bence gerek yok gerek çünkü. Yok, daha ekonomik daha olabilmesi ekonomik. İçin o %20'yi, %15'i, %20'yi dışarıdan almanız dışarıda gayet normal. Onlar, ambargo konsa evet. Bile onlarda bir sorun olmaz. Her yerden bulabilirsiniz çünkü. Yani bizim tabiriyle daha çok belki aksesuar yani. Aksesuar ya yani öyle. İkincil şeyler, parçalar. Dolayısıyla mühendislerimizi gerçekten tebrik ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Sadece silah ya da gemi ya da sistem üretmediler. Türkiye'nin bağımsızlığını da ürettiler. Ellerine kollarına peki. Sağlık. Tabii bunu yapan, bunun yapılmasına vesile olan muktedir milli iradeyi de saygıyla selamlıyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.